Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, şimdi e, geçenlerde Horasan'la alakalı e, giriş yaptı bir bilgi vereceğimiz hususunda sizi bilgilendirmiştik ki e, daha evvelden biz Horasan hususuna çok duruyoruz arkadaşlar. E, bizim amacımız sizin işaretçileri tanımanız, e, Horasan yapıları anlamanız, e, mezar olgularını fark etmeniz, Dikkat edin, edin yapmış olduğumuz bütün videolarda genelde bilimsel ağırlıklı çalışmaya özen gösteriyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar Horasan'la alakalı geniş çaplı bir video yapacağımızı söylemiştik ve devam edelim size tanımlamasını yapalım. Yine aynı şekilde bu resimde özellikle bu resmi seçtim ve buna benzer bir resim daha var arkadaşlar. Onu da seçtim. Görmüş olduğunuz e, yapı şu taş kırılmış. Dışı böyle sıva yapılmış ama içindeki olguya bakıyoruz. Neymiş bu olgu? E, şimdi bu e, anlatmış olduğumuz videoda videoda orasan nasıl kırılır? Sert mukavemetli. Puzolon sert puzolon yapıya sahip bu kavimetli olan Horosan'ı biz nasıl kırarız? bir ikincisi bolca görsel göstereceğim ve bu görsellerle gözünüzde aşina olması için horasan görselleri yeşil kırmızı işte siyahtı gibi nasıl renk değiştirir gibi görsellerle size bir fikir oluşması için bir sunum yapacağım iki ee, önemli olan noktaları ve nasıl Horasan nasıl yapılmışla alakalı bilgiler vereceğiz arkadaşlar. 3 önemli bir program başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane taşımız var. Ee, taş kırılmış aslında. Taş Horasan yapıdan yapılmış. Ee, tuğla kırıkları söylemiştik arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz e, olgu. Ve 550-600 santigrat dereceyle pişirilmiş olan e, silisli kilin. Yani arkadaşlar silisli kilin ve e, bi biyolojik e, amorf olmamış e, kilden bahsediyorum yani yüz yüksek ateşte. 900 santigrat derecede bugünkü tuğlalar pişirilir ama içerisindeki e, puzolon yapıyı bozar bugünkü tuğla pişirimindeki olgu. Bu da e, agrega dediğimiz e, toz haline getirilmiş sonra da orasan harç yapılmış, kireçle harç yapılmış e, olgunun kalitesini bozar. Bu kadar söyleyeyim. E, şunu biraz daha e, yalın bir halde anlatmak gerekirse... Kilden yapılır içinde cam vardır Silis dediğimiz camdır arkadaşlar Kil içerisinde de Doğal maddeler vardır Bu doğal maddeleri siz eğer Fazla pişirirseniz Sonra kırmış olduğunuz Tane dediğimiz agrega dediğimiz Tuğla taneleri dediğimiz olgular Aslında horasana hidrolik Etkisi yapar yani Mukavemet sağlayan olgulardır Bunlar 900 derecede Günün çağında pişirilmiş olan tuğlaların pişirme sıcaklığında yapılırsa bütün özelliğini yitirir Diyebiliriz Neden bu önemli onu da söyleyeyim size Bunların içerisinde silis vardır Osmanlı döneminde Bir şartname hazırlanmıştı Osmanlı döneminden Görmüş olduğunuz gibi başka görsellere geçelim Hem de konuşalım Bakın gördünüz mü arkadaşlar İçindeki tuğla parçalarını. E, her zaman tuğla kullanmazlar. Bu da e, Şivan'cığım sana bir kısa geçeyim. Bu mezar arkadaşım. Kardeşim, güzel kardeşim. Buralarda bunun mezarı var. Bu kadar diyelim yıldız işareti. Bakın gördünüz mü? Ben bunun e, horasan yapı olduğunu e, yüzlerce kez ikrar etsem belki kimse bana yine inanmazdı. Ama bakalım şöyle gördünüz mü? Bu kırmızı e, tuğla tozlarından birleşmiş olan kocaman devasa. Bunun sıvası erozyonik şartlardan ötürü soğuk hava sebeplerinden şart ötürü Üstündeki sıva çok kalitesiz Basit yapılmış Alttaki tuğla Bakın şu kırmızı tuğlalar Alttaki tuğla sıva çıkınca ortaya çıkmış arkadaşlar Yine gelelim Osmanlı döneminde Buna ait bir şartname vardı Osmanlı döneminde Şöyle bir şartname Dile getirilmişti Buna bir özellik getirildi Yani bir ne dedi, statü getirildi Dendi ki Hazır kaliteli güvenli bir kil olacak. Bir ikincisi 550 ve 600 santigrat derecede pişirilmiş tuğlalar pişirdikten sonra kırılacak. E, 0.8 milimetre boyunda olması gerekecek. Kullanılmış olan eğer e, kum kullanılıyorsa kum da 2 milimetre kalınlığında olacak diye Osmanlı'da bir şartname vardı. Osmanlı Horasan'a arkadaşlar hidrolik yapıya sahiptir. Çok kuvvetlidir. Suyu gördüğü zaman kırmak neredeyse çok zorlaşan bir olgudur. Sever suyu. Karbondioksit su oranı onun altında 10'dur arkadaşlar. Horasan yapıda. Şimdi biz kırılma yapılmasını anlatıyoruz. Yani işi mutfağından girdik. Osmanlı'daki şartname neymiş? Ee, yeni yapılmış, özellikle yeni olacak 550-600 santigratda e, derecede e, pişirilen tuğlalar kırılacak. Kırılan agrega dediğimiz küçük parçacıklar da e, bir yıl, bir buçuk yıl, 2 yıl bekletilmiş. Bakın bu da bir orasan Ben görseller eşliğinde devam ediyorum. Bir yıl, bir buçuk yıl, 2 yıl arkadaşlar sönmüş kireç kuyuları, kireçlerden bahsediyorum. Sönmüş kireçler bekletilecek e, ve Bekletilen sönmüş kireç kuyuları bir yıl, iki yıl. Kireç çok büyük bir etkendir Horasan'da. Çünkü anlatıyoruz, bekletilen bu olgular arkadaşlar tuğla kırıklarıyla beraber, belli oranda suyla beraber kireç kırılmış ve pişirilmiş kırılmış tuğla taneleri, 0,8 milimetre agrega dediğimiz parçacıklar, içine kum kartmak suretiyle bağlayıcı olarak yapışkan özelliğini arttırsın diye arkadaşlar içine incir sütü ee, bağlayıcı ve yapışkan özelliğini arttırsın arttırsın diye arpa suyu arpa yani kaynatılmış arpa kaynatılırdı horasan harcının içine kireç e, incir sütü gibi anlatmış dedi olduğumuz e, olgularla karıştırılırdı ve çok iyi karıştırılması gerekiyordu bunların. bunun yanında başka ne konuyordu arkadaşlar? Horasan'ın içerisine bağlayıcını bağlayıcılığını arttırsın diye kan da konabiliyordu. Kan da konabiliyordu. İçerisine dış budak ağacı kaynatılmak suretiyle içine katılabiliyordu. Keten tohumu, keten yağı gibi ürünler de içine katıyordu. E keçi kılı arkadaşlar konuyordu içerisine. Saman taneleri konuyordu. Bu günümüzde Güney Afrika, Güney Afrika ülkelerinde hala bu saman olgusu hala kullanılmaktadır. Bakın biraz evvelki resimle hiç alakası olmayan bir olgudur. Puzolon yapıya sahip olan bir olgu olduğu için yani doğal bir olgu ile yapıldığı için güneşte farklı bir renk olur. Su döküldüğünde kararır horasan. Hidrolik yapıya sahip olduğu için suyu direkt olarak çeker arkadaşlar ve çok sağlam bir dayanıklı bir yapıya sahiptir. Roma döneminde bakın bu da derelerdeki Horasan yapı görüyor musunuz? Bu suyu gördüğü zaman Horasan arkadaşlar ben tanıyın diye gözünüz aşina olsun diye gösteriyorum. Parıl parıl parlar böyle elmas gibi parlar aslında Horasandır bitkisel tamamen yapılmış olgudur doğal o ürünlerle ortaya çıkmış bir olgudur. Yine aynı şekilde derede gösteriyorum size. E, sert orasan nasıl kırılır şimdi ona geçeceğiz. Tanımı hemen hemen bitti sayılır. E, ne dedik? Romalılar buna Roma betonu derler e, ve bu işin piri de Romalılardır. Neden? E, tabii biz Bizanslılar da kullanmışlardır. E, yanlış hatırlamıyorsam e, Bizans çamuru demişlerdir. Romalılar adına Roma betonu demişlerdir. Romalılar taş ustalığında ve bu olguda çok ama çok giydirler. E, tabii Müslüman e, Osmanlı döneminde Horasan adını Horasan ilinin toprağına benzediği için Horasan yapısı... Adını Horasan olarak bizdeki adıyla konuşuyorum. Romalarda farklı, Bizanslarda farklıydı. Bizdeki adı Osmanlı'daki adı Horasan toprağına benzediği için de Horasan adını neymiş almıştı arkadaşlar. Görsellerle devam edelim. E, aslında e, hidrolik bir e, yapıya sahiptir. Yani suyu suyu sever, suyun olduğu yerde kırılma yapması arkadaşlar suyu da e, gördüğü zaman daha da kuvvetlenir e, Horasan yapısı. Yapılmış olan bu tuğla kırıkları, karışımlarla beraber, kanla beraber şunlar var. Eşkıya kayıtlarının anlatıldığı gibi, eşkıya kayıtları da anlatıldığı gibi bazı kuyular olur. Kuyunun içerisinde biz malı sakladık der. Kuyu işlerinin altında eğer, altında eğer kıpkırmızı bir şeyle karşılaşırsanız böyle çakıllı, taşlı, çok sert hani derler ya dövme toprak derler. Arkadaşlar o dövme toprak dediğiniz Horasan'dır. Ayrı bir tekniktir, onu da anlatayım size. Hani arkadaşlar anlatır, biz kazma vurduk girmedi, işte demir vurduk girmedi, işte bilmem ne. O, onun yapılışı da farklıdır, onu da anlatayım. Orada ateş yakılmak suretiyle yapılabildiği gibi, kuya altına e, hayvan kılları, tavuk kılları, e, idrar... Kan, amonyak arkadaşlar yakar içerisindeki olguyu ve sertleştirir. Ona o kırmızı veren olgu da hematit denen maddedir. Hematit denen maddedir. Kil kille beraber bunu döverler arkadaşlar. Ve amonyak yani katır sidi dediğimiz hematit denen maddelerle bunu desteklerler. Ve içine saman, hayvan kılı koyarlar. Dövme toprak aslında dediğimiz olgu bir horasan yapı. Ve oluşumdur. Bunu ilk evvel bundan başlayalım. En sert olgulardan bir tanesini anlatayım. Aslında insanların tamamen dövme toprak sandığı, aslında bir Horasan yapı olduğunu anlattığım bu olgudaki olguyu çözebilmenin bir formülüyle başlayalım olguya. Olguda... Kuyu altında ya da mahzenlerde ya da böyle bir oldu hematitten ötürü yani amonyan o yapılmış olan karışımı kırmızı çok kırmızı koyu bir kırmızı olur kazmayı saplarsınız içinde kalır matkapla girersiniz hiltiyle girersiniz bir türlü aşamadığınız bu olguyu aşabilmenin bir yöntemi var onlardan bir tanesini anlatayım. Arkadaşlar benim birçok Horasan'da sizi başarıya sağlayabilecek, götürebilecek bir formülümüz var. Geçen de anlattık. 3 kilo şeker alın arkadaşlar. 3 kilo tuz alın. 15 kilo kadar, 15 kilo kadar içine elma sirkesi boşaltın. 100 kilo kadar da, 100 litre kadar da su koyun. 20 dakika kadar çok iyi karıştırın bu karışımdan bahsediyorum. Dar alan ve kuyudan bahsediyorum. Ee, sonra da, sonra da e, bu suyu, bu suyu aşağı doğru o e, horasan şap e, dediğimiz e, kıp kırmızıdır bu arkadaşlar Eşkıya kayıtlarında 50 santim, 60 santim geçmek ve aşmak e, çok zor olan bu olgunun üzerine döküyoruz. Döktükten sonra birinci e, çok e, zor olduğu için anlatıyorum bunu birinci günden sonra ikinci gün, ikinci gün tekrar geliyorsunuz olguya tekrar e, giriyorsunuz olguya aynı şekilde arkadaşlar üzerine e, 15-20 litre kadar 15-20 litre kadar sirke döküyorsunuz suyla karıştırıp bir gün daha bekliyorsunuz e, o yapının mukavemeti e, yok olacak azalacaktır ve olguyu e, tamamen aşacağınızı düşünüyorum. 1 metre 60 santim 1.5, 1.60 santim kadar parçalayacaktır. E, bu da size yeterli olacağını düşünüyorum. Çok etkili bir formüldür. E, yol kat edersiniz bu olguyla beraber. Çünkü Sirke e, ve e, şunu da yapabilirsiniz. E, üçüncü gün eğer çok zorsa üçüncü günde domates salçasına dayanamaz horosan arkadaşlar. Tabii biz bu arada e, görsellerimize de devam edelim. Görsellerimize de devam edelim. E, bakın görmüş olduğunuz gibi bu da bir horosan yapıdır. Tamamen yapılmış. E, dördüncü günde e, domates salçası alın. 6-7 tane domates salçasını alın. Aynı şekilde 1 kiloluk 6-7 tane domates salçasını 50-100 litre suyun içerisinde güzelce bir karıştırın. İçerisine arkadaşlar yeni sıkılmış bakın sonradan sıkılmış değil. Yeni sıkılmış 3 kilo kadar limonu güzelce içine sıkın. Üzerine dökün. Kesinlikle ama kesinlikle sonuç alacaksınız. Çünkü domates salçasına ve sirkeye dayanamaz, parçalanır. Görmüş olduğunuz gibi çok sert mukavemeti olan bu görmüş olduğunuz alanın tamamı Horasan'dır. Böyle olgularda, böyle olgularda ateş yakma suretiyle de mesela şuralardan şuralardan böyle bir olgun üzerine alkol de dökebilirsiniz. Alkol içerisine yeni sıkılmış limon, alkol, limon böyle olguların üzerine döktüğünüz zaman belli oranda daha doğrusu tam girişi bulduğunuzda ve döktüğünüzde bir yarım saat, bir saat bekledikten sonra, iki saat bekledikten sonra şurada büyükçe bir fürmüz ya da bir mazot tenekesi koymak suretiyle üzerine mazot, mazot döküp yaktığınızda bu olgu direncini kaybedecek ve yol kat edebileceksinizdir. Bu da ikinci yöntem. Yöntemlerden bir tanesidir ama görmüş olduğunuz büyük kapamalardan bahsediyorum. Ateş yöntemi gerçekten çok ama çok önemlidir üçüncü yöntem anlatayım Arkadaşlar size üçüncü bir yöntem bu da horasandır görmüş olduğunuz gibi tamamen jelimsi bunu jelimsi yapabilmek için yumurta akını fazla koyuyorlar E tabi Horasan her zaman tuğla agregaları ile oluşmuş da bir oluşum olmuyor Neden bunun içerisine normal çok küçük e, kıyılmış 0.8 mm çapında ebatında kırılmış olan parçacık e, kayaya ait kendi kayasına ait bir kayaya kapama yapabilirler. O kayadan kopmuş olan parçacıkları bu da tamamen horasan muazzam bir örnek bu da arkadaşlar. İzlemenizi isterim. Görsel olarak gözleriniz alsın isterim. Ee, böyle bir kaya olduğunu düşünün. Ana kayanın üzerindeki taşları kırarlar. Kırık parçacıklarını güzel bir çekişle ezerler. Toz haline getirirler. Ee, ondan sonra söylemiş olduğum yumurta akı, incir sütü, e, keten e, kaylatılmak suretiyle dış budak ağacı kaynatılır. Arpa kaynatılır. Bu arpanın suyu yapışkan bir hal alır, kaynar olarak dökülür. İçine kireç dökülür arkadaşlar. 3 Üç, oran 3'e 1'dir. Bunu unutmayın. Kireç döküldükten sonra karıştırılır. Bunu jel hale getirmek isterlerse, üzerine figürler yapmak isterlerse içine az su koyarlar karışım esnasında. Bu sefer 10 yumurta akı koyacaklarına 50, 60, 70, 80 tane yumurta akı koyarlar bu olguyu gerçekleştirdiler. Bazen de 550-600 santigrat derecede kaynama derecesinin içerisine kireç şey atarlar. Kurşun atarlar. 60 oldukları kurşun bu derecede erir. Horasan harcını bu şekilde yaparlar. Şimdi benim anlatmış olduğum bu yöntemler aslında kullanılmış olan gönt malzemenin Horasanı kırmak için arkadaşlar bir kere Horasanın hangi malzemeden yapıldığını da anlamak lazım. Bu anlatmış olduğumuz olgular, sistemler aslında kullanılmış olan, yapılmış olan Horasan'ın hangi maddelerle e, çözülebileceğiyle, hangi maddelerle yapılmış olduğuyla alakalıdır. Bununla alakalı az bir bilgimiz olursa yapıldığı maddeleri az çok anlarsak e, kullanmış olduğumuz e, horasan kırma tekniği de değişebilir ve farklılık e, arz edebilir bunu da unutmamak gerekir e, Bu nedenle bizim bu gibi olguları görmemizde fayda var e, Çünkü bazı e, maddelerin e, organların bazı oluşumlara karşı direnci olabiliyor yani e, yapıların e, Bu nedenle bunu bizim e, gözlemlememiz çok çok önemli ama bunların hepsine e, fayda verecek anlatmış olduğumuz ilk olgu tuz şeker gibi olgular sirke, su karışımıyla beraber yapılmış e, ve e, kırmaya yönelik olan e, hamle birinci anlatmış olduğumuz olgu hemen hemen hepsinde fayda verebiliyor. Devam edelim arkadaşlar. Hem görseller eşliğinde gösterelim sizlere. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da arkadaşlar. Bu da hurasan. Bakın bu da Horasan. Tamamen Horasan bir yapı. Görmüş olduğunuz olgu. Tamamen kaya ile hiçbir alakası yok bunun. Neden yok? Bakın göstereceğim bir tane daha. Bu da dere kenarında, dere kenarında görsel olarak alışın. Korsanların da çok saklamalarda kullanmış olduğu krallarında dere kenarları nekropolis olduğu için, bakın gördüğünüz gibi böyle parıl parıl cam gibi olur. Size söylüyoruz su suyu sever hidrolik yapıya sahiptir. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde e, görmüş olduğunuz bir olgudur. E, bunu da yeni koyduk. Barış burası önemli. Barış olsun. E, buraya dikkat edin. Bakın burası doğru san arkadaşlar. Güzelmiş. Devam edelim. Bir başka e, yöntem şimdi anlatacağım size. Bakın bu da orasan. Gördüğünüz gibi yeşil görüyor musunuz? Bunları bu yeşilci verebilmek için istedikleri ortama beyazlığı görüyorsunuz. Bu oluşumda tamamen e, Horasan, e, bu jel gibi olur, yumurta ile alakalı bir olgu olduğunu, istedikleri gibi de yönlendikleri hususunda size bilgi verdim. Normal kayaçlar da ufalanarak e, gör, tabi e, kurşun mühürlemeler vardır arkadaşlar, bakın gördünüz mü? Şöyle taşlar üst üste konur ve araları bu şekilde mühürlenir. Genelde kurşunla yaparlar bunu. E, Horasan e, yapı e, duvarlarında kullanılan bir tekniktir. E, bunu kırmak diğerlerine göre e, çok kolaydır. E, sirke sirke arkadaşlar ısıtma yöntemi ısıtırsınız duvarı tamamen fırınızda yakarsınız arkasından sirke vurursunuz ya da alkol dökersiniz beklersiniz ateş vurursunuz paramparça olur çünkü sıvı orasan bunlar altları harç şeklinde konmuş orasanlar kurşunlama yöntemiyle yapılmış olgulardır kurşunlama yönteminde ısıyı kullanmanız daha önemlidir neden çünkü kurşun 550 derece santigrat derecede kendini salar sıvı akışkan bir hale gelir. Kurşunla yapılmış kapamalarda direkt olarak atar arkadaşlar. O yüzden anlatmaya çalışıyoruz. Hangi maddeyle alakalı olduğunu bilirsek neyle horasan yapılmış ve ağırlıkta hangi olgu kullanılmışsa ve bununla da alakalı bir bilgimiz varsa horasanı kırmakta bize çok fayda verir diyoruz. Çünkü kurşun diğerleri gibi olmuyor. Ateş önemli bir kurşunda e, ısıtılmak suretiyle ve üzerine alkol e, ısıtma suretiyle kurşunu e, tamamen sökebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunlar tamamen sıvalar arkadaşlar yapılmış. E, taşlar üst üste konmuş. Bununla da alakalı gördüğünüz işte burada da jelimsi yapı. Zolon e, yapıdan bahsettik gördüğünüz gibi. Sakız gibidir bu böyle döner. Sakız gibi olduğu için <laughs> üzerinde üzerinde istediğiniz gibi şekiller yapabilirsiniz. Artık size kalmış ee, nasıl bir figür yapacağınız konusunda kalmış. Burada gördüğünüz gibi aynı şekilde. Bazen de sıva yapılır arkadaşlar. Buyurun bakın gözümüze aşina olsun diye özellikle koyuyorum bunları. Bir tane daha teknik anlatayım size. Burada anlatayım onu da. Önemli bir tekniktir. Bunu da unutmayın. Horasan mesela bu şekilde devasa bir yere yapılır. Görmüş olduğunuz gri olarak da yapılır. Ve bunu hemen anlamanız için su dökersiniz. Eğer bir boşluk varsa göbekte görmüş olduğunuz karartı tarzında oluşum ortaya çıkar. Bunu nasıl kırarsınız? E, Yeraltı, biraz evvel kuyularda hematit madde kullanılarak katır sidiği, amonyak e, yani içerir bilirsiniz sidik, hayvan sidiği, e, af buyurun e, hayvan kılları bağlayıcı olarak kullanılır, saman bağlayıcı kullu, e, olarak kullanılır. Ama dibe doğru kazma çalışmaz, hiçbir şey çalışmaz. E, sert mukavemet içeren olgulardan bir tanesidir. istedikleri gibi oynarlar zemin olduğu için. E, şuraya... Gördüğünüz şuraya 20 kilo kadar şeker eğer alan büyükse 20 kilo kadar 25 kilo kadar şeker döküyorsunuz şuraya arkadaşlar böyle sert bir zeminle karşılaştığınızda döktükten sonra e, bu çiçek sulama elekli olan e, suluklar yok mu e, duş gibi duş başlığı gibi olan. Bunun üzerine 15-20-25 kilo şekeri serdikten sonra 2 santimlik bir tabakayla şuraya serdikten sonra çok ise üzerine e, çiçek sulama ibriklerinden fıskiye tarzında olanlardan içine 3 kilo 4 kilo sirke dolduruyorsunuz. Şekerin üzeri yavaş yavaş dağılmayacak bir şekilde yakın mesafeden tamamen şekerin üzerini ıslatıyorsunuz. Islattıktan sonra arkadaşlar 2 e, avuç kadar Hafiften böyle yemeğin üzerine tuz atar gibi bütün bu ıslamış olduğunuz şeker ve sirkenin üzerine yavaşça gezdiriyorsunuz. Her yere orantılı bir şekilde. Sonra da üzerini elenmiş, elenmiş, elenmiş dediğim yani nasıl gübreli toprak gibi ince bir toprak yapısıyla 4 santimi 5 santimi geçmeyecek şekilde şu alanı tamamen üzerini kapıyorsunuz. Bir gün ya da 30 saat kadar bekledikten sonra bir gün ya da 30 saat, önemli bilgilerdir arkadaşlar bunlar. Bir gün ya da 30 saat bekledikten sonra geliyorsunuz 60 ya da 50 santim kadar çok sert olan kuyu, 10 metre altında çıkmış olan kuyularda bu biraz evvel anlatmış olduğum e, sert olan e, Dövülmüş toprak dedikleri aslında horasan yapı olan o olguyu da parçalayabiliyorsunuz. Orayı parçalayabildiğiniz gibi bu gibi dışarıda ya da başka yerde olan olguları da parçalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir tekniktir. Domates salçası da muazzam bir örnektir. Şöyle de yapabilirsiniz. Eğer limon suyu kullanacaksınız, alkolle beraber limon suyu kullanacaksanız limon suyunu o anında ve orada sıkmanız gerektiği hususunda sizleri uyardığım gibi dar bir alandaysanız bir kasayla karşılaşsınız. Kapak olduğunu anladınız ama çok da çalışmaya müsait olmayan bir noktadaysanız alkol bir numaralı olgudur. Alkolü döküyorsunuz üzerine, alkolü güzel bir yediriyorsunuz, döküyorsunuz. Horasan suyu çeker çünkü belli bir süre bekledikten sonra o fırınızda ısıtıyorsunuz. Çekiş darbesiyle paramparça ediyorsunuz. 7-8 santimlik, 10 santimlik bir küçük kasa kapamalarını hemen etkisiz hale getirebilirsiniz. Bunu da sizlere anlatmış olduk arkadaşlar. Bir de Horasan ısıtma, soğutma yöntemi vardır. Yanlış hatırlamıyorsam nitro olacak döküldüğünde. Parmağı bile dökülse arkadaşlar koparabilir. Çünkü çok soğuktur. Eksi 200-300-400 derece birden uygulanır. Döküldüğünde arkasından da veya bir sıcak işlem uygulandığında Horasan dışındaki ana kayalardan bahsediyorum. Çok granitten bahsediyorum. Mermer kayalardan bahsediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar nitrogliserin olacaktı galiba. Döküldüğü zaman 200-300-400 derecede soğuk olduğu için Sonra arkasından bir kaynar su 8-9-10 teneke kaynar su taşa döküldüğünde o taş tuzla buz olur. İsterse 80 santim kalınlığında olsun. Büyük mağara kapımaları için söylemiş olduğum olgulardan biri. Bu da gördüğünüz işte bir horasan daha. Ben tekrar bunları size hem göstereyim hem görseller eşliğinde size veda edeyim. Bugün size horasan nasıl yapılır, horasan nasıl kırılır? Horasan görselleri, horasan renkleri gibi olguları anlatmaya çalıştık. Zaman içerisinde bu görsellerle devamlı sizlerin e, huzuruna çıkacağız ve sizlere bu sunumları yapacağız arkadaşlar. Önemli olan görüyor musunuz buradaki baskıları? Çok basit bir olgu. Hani bunu gördüğünüzde artık diyeceksiniz ki ya, bu adam buraya bu horasan yapıyor, niye yapmış, bir şey saklamış. Düşünebileceğiniz olgulardır, bunlar önemlidir. <laughs> Hep söylüyoruz arkadaşlar bilgi... <laughs> karanlıkta önünüzü aydınlatır. Ee, seviliyorsunuz. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, ve bilgi paylaştıkça olur.